Mossad'ın sosyal medyadaki iş ilanları üzerinden ağlardan düşürdükleri kişileri Filistinlilere yönelik eylemlerde kullandığı bu kişilerin gözlerini yüklü miktarda parayla burada ortaya çıktı. Mossad'ın MIT'in takibinden sıyrılma yöntem ve formülleri deşifre oldu. Operasyona hedef olan ajanların taktik bazlı işlerde kullandığı ve İsrail istihbaratının bu kişilere sosyal medya sitelerinde veya sohbet gruplarında detay verilmeyen iş ilanlarından ağlarına düşürdüğü anlaşıldı. Mossad adına çalışan casus hücreye yönelik yeni ayrıntılara ulaşıldı. Yakalanan 34 kişi sorgulamak üzere TEM şubeye götürüldü. Mossad memurları ilk olarak Türkiye'de bulunan Filistinliler ile ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere eleman teslim etti. Bu kapsamda İsrail istihbaratı tarafından sosyal medya sitelerinde veya sohbet gruplarında detay verilmeyen iş ilanları veya linkleri paylaşılarak kullanılmaya uygun kişilerin kendileriyle temasa geçmesi sağlandı. Bu ilanlar ya da linklere dönüş yapan kişilere çeşitli işler verilerek nihai göreve hazırlanması sağlandı. İlk temasın ardından operasyonel Telegram veya WhatsApp uygulamalarıyla irtibat sürdüren Mossad, bu kişilerle sadece yazılı olarak iletişim kurdu. Yüksek gelir vaadiyle iş teklifinde bulunarak ağına düşürdüğü bu elemanları kullanan İsrail istihbaratı, bilgi toplama, araştırma, hedeflerin fotoğraf ve video ile görüntülenmesi, takip hedef, araçlara GPS cihazı yerleştirme, darp, yağlama, soygun, kundaklama, tehdit ve şantaj gibi eylemsel işlerin yanı sıra web sitesi kurma, yönetme, internet haber gazetesi tasarlama, yalan haber yayma gibi dezenformasyon çalışmalarını yürüttüğü ortaya çıktı. Bunların dışında Mossad tarafından hedeflerin IP adreslerinin toplanması, hedef bölgelerdeki kameraların tespit edilerek hacklenmesi veya hulül edilmesiyle Türkiye'deki yabancı şahıslara yönelik database oluşturulması gibi siber faaliyetler de ortaya çıktı. Mossad servisinin taktik elemanlar haricinde önceki operasyonlarda gerekli niteliklere sahip olduğunu değerlendirdiği kişilerle Türk istihbaratına hedef olmamak ve kendi ajanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yurt dışında buluştuğu tespit edildi. İstihbaratın sosyal medya ve kariyer sitelerinden ulaştığı bu şahıslarla ihtiyaç ve ilgi alanlarına uygun maske kullanarak temas sağladığı aktarıldı. Mossad tarafından yönlendirilen kişi ya da kişiler hainlik duygusuna kapılmaması ve psikolojik olarak rahatlaması amacıyla oluşturulan söz konusu maske yüklü miktarda ödemeler yapılarak desteklendi. Türkiye'ye yönelik casus ağında yer alan elemanlarına yurt dışı görüşmelerinde gizli haberleşme eğitimi verilerek gizli haberleşme sistemleri teslim edildi. Bu aşamadan sonra işle ilgili hususlar gizli haberleşme sistemi üzerinden gerçekleştirmeye hedeflikten anlaşıldı. Bunun haricinde takip, gözetleme, foto, dokümante, casing, raporlama, faaliyetin güvenliği eğitimleri ise İsrail'den iş insanı kılığına giren özel bir ekip tarafından verildi. Tüm bu çalışmalar MIT'in saha unsurlarınca adım adım takip altına alarak sonuna kadar izi sürüldü. Mossad ile sosyal medya üzerinden irtibat kurulan 46 kişi İstanbul TEM ekiplerince yakalandı. Kolluk kuvvetlerince İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zaman operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında adresle yapılan aramalarda 143.830 euro, 23.680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konuldu.